Mehmet Reis 1957 yılında İnebolu'da doğdu. Eğitim hayatına Samsun Eğitim Enstitüsü'nden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam etti. Yüksek öğrenimine başladığı yıl babasını kaybetti ve un kapanında gıda işi yapan bir ticarethanede muhasebe ve satış bölümünde çalışmaya başladı. Bazı nedenlerden dolayı yüksek öğrenimini yarıda bırakarak 1981 yılında sadece güvene dayalı sermayesiyle Reis ticareti kurarak iş hayatına atılır. 1993 yılında Reis Tarımsal Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurar ve 2000 yılında ise Taşköprü'de Türkiye'nin ilk sarımsak işleme tesisini açar. Halen Reis Tarımsal Ürünler Sanayi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Mehmet Reis evli ve iki kız çocuk babasıdır ve hayatının en önemli kazanımı olarak gördüğü 4 torun dedesidir. Ben 1957 İnebolu'da doğdum. Kastamonu'nun Şirinbey ilçesi, Karadeniz'in kenarında. Ama daha çok milli mücadelede üstlenmiş olduğu görevden dolayı çok önemli. Atatürk'ün "Gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da" sözü son derece önemlidir. Çünkü o dönem içerisinde milli mücadelede Karadeniz'den gelen cephanelerin İnebolu, Seydiler, Kastamonu, Çankırı ve Ankara'ya ulaşması gerekirdi. İşte burada oradaki denizcilerin, oradaki denk kayıkçıların kıyıya getirdiklerini 7'den 77'ye çoluk çocuk, yaşlı kadın, bütün bu insanlarla cephaneler taşındı ve mücadelemizi Türkiye kazandı. İşte burada da ben o ilçede doğdum ve ilk ortaokuldan sonra Samsun Eğitim Enstitüsü'nde okudum. Daha sonra her Türk genci gibi hem iş için hem eğitim için zaten doğduğumuz yerlerden ayrılıp büyük kentlere geliyoruz. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gittim. O dönem içerisinde bu pirinç ticareti yapan bir yerde hem katiplik yapıyordum hem orada muhasebesine bakıp aynı zamanda satıcı elemanıydım. Öğleden sonra da üniversitede, İstanbul Üniversitesi'ne gidiyorum. Akabinde akşamdan sabaha kadar taksi durağında çalışıyordum. Yani bir koltukta 3 karpuz, öyle denir ya. Ama tabii ki o geçen süreler içerisinde sıfır sermaye ile cebimde bir kuruş yokken un kapanında Reis ticareti kurdum. 94'te Reis Tarımsal Ürünler AŞ'yi kurduk. Bugün bir aile şirketiyiz. İki kızımla birlikte çalışıyoruz. Ve hem Türkiye'de binlerce çiftçinin ürünü değerlendiriyoruz. Ve aynı zamanda bizi Taşköprü'de Türkiye'nin ilk sarımsak fabrikasını Kastamonu Taşköprü'de kurduk. Ve bugün 26 ülkeye Türkiye çiftçimizin, Türk ziraatçimizin alın teri, el emeği, ürünleri yurt dışına da gönderiyoruz. Ve tabii ki bunun yanı sıra da sosyal sorumluluk projelerine de çok çok önem veriyoruz. Yani Mehmetçik Vakfı ile şehit aileleri olsun, kadın sığınma evleri olsun, sokak çocukları olsun, organ bağışı ile ilgili kampanyalarımız olsun, bine yakın öğrenciye de burs vererek biz de eğitime de destek olmaya çalıştık. Kısaca Mehmet Reis bu. Tabii ki yani Şerif Abacı bizim bir kurtuluşun kahramanları. Bunun yanında tabii pek çok isimsiz kahramanlarımız da var. Onları bizim yaşatmamız gerekiyor. Çünkü o 1984 yılında da yılın annesi seçilmişti. Biz milli değerlerimizi, bizim bu ülke için canlarını veren, bu ülke için çocuklarını feda eden, bizim çocuklarını feda edenler hemen aklıma geliyor İnebolu'yla. Kastamonu arasında bir Seydileri geçtikten sonra küreği hemen altında bir köy var. O köy de hiç erkek kalmadığı için, hepsi savaşa gittiği için Ersizler Köyü denilmiş. Çünkü Çanakkale Savaşı'nda olsun, Türkiye'nin milli mücadelesinde olsun en çok şehit veren illerin ve ilçenin başında geliyor ülkemizde Kastamonu onlardan bir tanesi. Bosna'dan, Üsküp'ten, Makedonya'dan, daha Irak'ta, İran'da, o dönemde bulunan Halep'e kadar pek çok kişi de isimleri yazıyor.
Yani bu ülke için kanlarını feda etmişler. Onun için başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin, onların asker arkadaşlarının hepsi, onların silah arkadaşlarının hepsi bir mücadele içerisinde bu ülke için. Yani bu bizim geçtiğimiz asırda olan bir. Yani onun için bizim onları yaşatmamız gerekiyor. Şirket binasında Şerife Bacı'nın anıtını yaptıran Mehmet Reis, duvarlara da hamamcı Kadı Salih Reis, Rahime Çavuş, Halime Kaptan gibi milli mücadele kahramanlarının resimlerini yaptırıp Atatürk'ün "Gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da" sözünü yazdırdı. Yaptığımız söyleşi sırasında Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, başta Şerife Bacı olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın ve Kastamonu'muzun kahramanlarını ve onlara ne kadar değer verdiğini, onları ne kadar sevdiğini yaptırmış olduğu müzeyi bizlere gezdirerek bir kez daha anlattı. Şerife Bacı, İnebolu'dan denk kayıklarla gelen cephaneyi kan arabasına yükleyerek İnebolu, Küre ve Seydiler'e kadar getirmesi gerekirken, Seydiler'den sonra da Kastamonu'ya çok yakın bir yere geldiğinde, orada askerler geliyor ki bir karlı kış günü bir kan arabanın üzerinde kas katı kasılmış ve üstü karlarla kaplı halde Şerife Bacı'yı buluyorlar. Bu ara yaklaştıklarında çok güç de bunu anlatmak, çok duygulanıyorum. Bir ağlama sesi, bir çocuk sesi duyuyorlar. Ve hemen çocuğu almaya çalışırken Şerife Bacı kendi üstündeki yorganını, battaniyesini cephaneler ıslanmasın diye sermiş ve çocuğunu da en alt kısımda otların içerisine vermiş. Yani orada kendisini feda ediyor o cephaneler ıslanmasın diye. Öyle bir çocuğunu da feda et. Ama Allah'tan kurtuluyor. Tabii böyle bir kahramanımız bizim Şerife Bacı. Onun için tüm şehitlerimizi anarken onlara ben isimsiz kahramanlar duruyorum. İşte o isimsiz kahramanlardan bir tanesi de Salih Reis. Salih Reis de yaşı ilerlemesine rağmen denk kayıktan cephaneleri arabalara, kan arabalarına yüklerken mülki amir olarak, Kastamonu mülki amiri geldiğinde kendisine yaşlı olduğunu, yani gençlerin de çalışabildiğini söylüyor ama tabii onu bilmediği için sen de al bir cephane, sen de kan arabasına koy diye bir gayreti ortaya koyuyor. İnebolların o dönem içerisinde çok önemli bir sözü vardı. Biz Kurtuluş Savaşı'nı imece usulüyle kazandık diye. İmece usulü çok çok önemli. İşte imecelerden bir tanesi de Rahime Kaptan. Rahime Kaptan da kendisi Cideli ve Sivastopol'a gidip, düşünebiliyor musunuz o Karadeniz'in dev dalgalarında, o günün şartlarında, o günün teknesiyle oradan cephane getirip İstiklal Savaşı'nda o cephanelerin ulaşılmasında büyük destek ve katkı sağlayan bir insan. Tabii Halime Çavuş'un çok farklı bir hikayesi var. Efendim, kendisi hasta yatağında yaralanmış, yatan Çanakkale'de yaralı olarak gelen eşine bakarken, ben bu ülke içinde bir şeyler yapmalıyım diyerek erkek kıyafetine giyip kışlaya teslim olup ve her gün tıraşını da olarak, yani böyle kendisini erkek olarak herkes bilsin diye büyük mücadeleler içerisine girmiş ve kendisi de yine Mustafa Kemal Atatürk'ümüz tarafından İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilmiş ve üzerindeki üniforma "benim gelinliğim" diyen isimsiz kahramanlardan bir tanesi. Burada da yine demin yukarıda da izah ettim. Mustafa Kemal Atatürk'ün "gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da" dediği oradaki bir mizanseri biz buraya taşıdık. İşte büyük gemilerden gelen, Karadeniz'den gelen cephaneler kıyıya çıkartılıp karnaval adına koyuyor. Tabii ülkenin kurtuluşunda en büyük bizim ülkemiz için liderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Daha sonra İnebolu'ya bu denk kayıkçıların kahramanlıklarından dolayı ve kendileri bir gün değil, bir gün için gelip 3 gün kaldıkları, şeref verdikleri İnebolu'da, daha sonra İnebolu'ya İstiklal Madalyası, ki Türkiye'nin tek ilçesi İstiklal Madalyası ilçesi İnebolu. Bunu fazlasıyla hak etmişler. Evet.
de tabii biz Cumhuriyeti böyle kazandık. Bu şartlarda, bu yoksulluk içerisinde. Onun için buna baktıkça tabii Çanakkale şehitlerimizi gördükçe, bu isimsiz kahramanları da gördükçe ülkemiz için çok kıymetli, biz ülke topraklarımızın kıymetini bilmeliyiz. Onun için bu ülke için herkesin bir şeyler yapması gerekiyor. Yani şehitler anılmak ister denilmiş. Onun için biz de şehitlerimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Ben zorunluluk olarak kabul ediyorum. Yani bizim bir görevimiz. En azından bu ülke topraklarının içinde, üzerinde yaşıyorsak bizim de görevimiz ve vazifemiz olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bize bunu anlatıyor efendim. Yani ne denilmiş? O dönem dedi ki imece usulüyle çalışacağız. Evet, Türkiye imece usulü çalışarak, birbirine kenetlenerek ben her türlü sıkıntıları aşacağına inanan bir kişiyim. Bunu yaparken kızlarımla konuştuğumda biz bunu dışarıda bir yere yapmayı planlamıştık. Ama daha sonra dedik Şerife Hoca zaten donarak ölmüş. Onu dışarıda değil de biz daha sıcak bir yerde olsun diye bunu yaptık ki bize gelen misafirlerimiz de bunu merakla soruyorlar. Biz anlatıyoruz. Onları bir Çanakkale türküsüyle karşılıyoruz zaten. İnsanlar burada fotoğraf çektiriyor. Buraya gelen öğrencilerimiz var. Üniversiteden geliyorlar. Ben de onlara gidiyorum işte orada anlatmaya çalışıyorum. Önümüzdeki dönem içinde gideceğim iki üniversiteyle bunun sayısı 48'e çıkacak gidip söyleşide bulunduğum. Biz bu gelenekselliği yaşatmamız lazım. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabında sizin diyor asil kanınızda mevcut. Yani sizin kanınızda mevcut bu zaten. Genlerinizde var demek istiyor. Yani zaten biz Atatürk'ün gençliğe hitabını okuduğumuz zaman bir anda silkinmemiz gerekiyor bazı şeylerden. Onun için bu ülke bizim. Bu ülke atalarımın bize emaneti. Bu emaneti ben inanıyorum ki Türk gençliğine güvenmiştir Atatürk ve Türk gençliği her zaman bunun üstesinden gelecektir. Her şeyin üstesinden, onun üstesinden gelecektir. Evet. Bu evet Rıfat Ilgaz Kastamonlu biliyorsunuz Ababan sınıfında yazan Cideli bir yazarımız. Halime Kaptan'la ilgili yazdığı bir kitaptır. Halime Kaptan'ı anlatıyor, o dönemleri anlatıyor ve ben okunmasını da tavsiye ediyorum. Sadece İnebolu'nun, sadece Kastamonu değil, Türkiye'mizin ve Türkiye'nin sınırları dışında olan o bölgelerden gelen pek çok isimsiz kahramanlar var. Onların hepsini anlıyoruz. Yani Kara Fatmalardan tutun da Nene Hatunlara kadar. Bunların da altını çizmek istiyorum. Bizleri sıcak ve samimi karşılayan Mehmet Reis, kendi demlemiş olduğu semaverdeki çayından elleriyle ikram etti. Hoş bir çay sohbetinden sonra kendisi için çok özel olan Şerife Bacı Müzesi'ni bizlere gezdirdi. Bu duygulu anlardan sonra ayrılık vakti geldi. Evet sevgili izleyiciler, gerçekten duygulu anlar yaşadık. Bir kez daha İnebolu'ya gittik. Mehmet Bey sağ olsun. Mehmet Reis Bey mütevazi kişiliğiyle, misafirperverliğiyle bizi sıcak karşıladı ama bu müzede de biraz daha duygularımızın doruğa çıktığı, biraz daha o günlere geri döndük ve Şerife ninelerin, Rahime bacıların, Halime kaptanların yaşamış oldukları o yere sanki biz de gitmiş olduk sayesinde. Efendim bizler de Balkanlar TV ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği olarak nazik karşılamanızdan dolayı, bizi misafir ettiğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Son olarak ben buradaki ben teşekkür ederim tabii Sayın Başkan. Haluk Başkanıma teşekkür evet, Başkan bu konuda. İnebolu gerçekten güzel bir yer. Tarihin kökeninden gelmiş ve Şerife bacıların ve tarih kahramanlarının yetiştiği ve emeğinin mücadelenin verildiği bir yer. Orada bir Şerife Bacı koşusunu, Şerife Bacı'yı tüm dünyaya tanıtmak, Türkiye'ye tanıtmak, onu birinci hedefimiz o şekilde, o yaşadığı ızdırapları herkesin küçükten büyüğe duyması için Şerife Bacı koşusunu tertiplemiş bulunuyoruz. Sağ olsun Mehmet Bey de bu konuda bize Şerife Bacı sevdalısı ve İnebolu sevdalısı olarak bize her konuda destek oldu ve sporcularımıza verilen paradüller de konusunda diğer konularda bize destek olmuştur. Kendisine çok teşekkür ediyorum bu konuda ben. Bugün çok duygulandım. Şerife Bacı'yı biz %50 tanıyormuşuz. Mehmet Reis Bey sayesinde %90'lara çıkarttık bunu ama %10 hala eksiğimiz var, okumamız gerekiyor. Bizi çok sıcak karşıladı. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı olarak derneğimizin düzenlemiş olduğu Şerife Bacı koşusuna
birinci, ikinci, üçüncü gelenlerin para ödüllerinin yanı sıra İstiklal, ben şunu göstermek istiyorum. İstiklal madalyasını rozet haline getirmiş. 1000 tane de bu rozetten size hediye edeceğim, dağıtırsınız ve 1000 tane de kitap dedi az önce. Evet, Şerife Bacı, ben hemen evet, Şerife Bacı'yı anlatan taktım. Bir kitap. Bizler de bunları gereken mercilere dağıtacağız ve gereken mercilere ileteceğiz bunları. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Balkanlar TV'ye de bizleri yalnız bırakmadığı için Mehmet Bey'le beraber teşekkür ediyorum. Ben de son olarak yine bizi karşılayan ev sahibine mikrofonunuzu veriyorum. Efendim, ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Rabbim inşallah sizin gibi örnekleri çoğaltsın. Türkiye'nin sizin gibi örnek insanlara ihtiyacı var. Siz gerçekten Şerife Bacı'nın torunu olmayı hak eden icraatlarda bulunuyorsunuz, hareketler yapıyorsunuz. Bize de bunu anlattığınız için biz de size çok müteşekkiriz. Bu madalyayı gururla takıyoruz. İnşallah hak ederiz. Evet, onu manevi... Evet, İstiklal Madalyası'nın biz yaklaşık bir ay önce bir gazeteci arkadaşımız bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştı. 7000 tane yaptırdık ve İnebolu'da şu an özellikle Türk Ocağı'na gelen misafirlerimize de takdim ediyoruz. Ve bizim onur kaynağımız. Biz... tüm Türkiye bu şehit ailelerinin hepsinin torunları olarak kendi ülkemiz açısında kendi sorumluluğumuzun bilincinde olmamız gerekiyor. Gelecek nesiller için bu çok çok önemli. Bunun altını çizmek isterim. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben bu teşekkür ülke ederim. Kolay kazanılmadı ve bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bize bunu hatırlattınız efendim. Evet. Buradaki Çanakkale Türküleri eşliğinde müzeyi gezdirdiniz. Yukarıda sıcak çay ve güler yüzle bizi karşıladınız. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Rabbim... Bir de Çanakkale Türküsü de özür dilerim. Biliyorsunuz Kastamonulu bir şairimizin bestesidir. Çanakkale içinde vurdular beni diye. Onu da burada belirtmiş evet. olduk. O da ona hakkını teslim etmiş olduk. Evet sevgili izleyenler. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy demişti ya. Ya Rabbi bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırma. Böyle bir marş yazdırmak zorunda kalmasın diyoruz bu millet. Vatanımızı seviyoruz. Tarihimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer tarihi şahsiyetleri, tarihi konuları iyi öğrenirsek geleceğe daha güvenle bakabileceğiz. Bu anlamda bizim buradaki ziyaretimiz gerçekten bizim adımıza Balkanlar, Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği ve Balkanlar TV adına çok büyük kazanımlarla geçti. Sevgili Mehmet Reis Bey'e gerçekten ben gönülden tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür. İyi ki varsınız. Buradan inşallah Şerife Bacı koşusunda da Haziran ayında Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği sevgili başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte hep birlikte olacağız. Bunlar sembolik koşulardır. Önemli olan Şerife Bacı gibi değerlerimizi unutmayıp bu vatanın değerini bilip Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bu ülkede muasır milletler seviyesine ulaştırmak için çalışmaktır. Bu da burada bir örneği var. Biz sizi örnek alacağız efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Çok sağ olun.